Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün büyümeden önce okumanız gereken 10 kitaptan bahsedeceğim. Tabii 12 yaşına basmışsanız artık bu kitapları kesinlikle okumaya başlamalısınız. Belki de hala okumamışsanız vakit geç değildir, ruhunuz çocuk olabilir. Şimdi bakacağımız bu 10 kitabı büyümeden önce mutlaka okumanız gerekiyor. Dilerseniz hemen başlayalım. Kitap aslında bu kitap çok tanıdık. Belki de kesinlikle okumuşsunuzdur ve okumuş olmanız gerekir. Küçük Prens. Küçük Prens'i ben bugüne kadar 3 kere okudum. Daha doğrusu sadece çocuklar için olan bir kitap değil. Her yaştaki insan okuması gereken bir kitap. Siz bu kitabı kesinlikle söylüyorum ki her yaşta okuduğunuzda farklı anlamlar çıkaracaksınızdır. Ben dediğim gibi 3 kere okudum. Ve bence de her 10 senede bir bu kitabın yeniden okunması ve sizde oluşan hayat deneyimiyle bir daha okuyup farklı anlamlar çıkarmanız gereken bir kitap. O yüzden ilk okumanız gereken Küçük Prens. Ayrıca resimleri gerçekten çok güzel. Büyümeden önce okumanız gereken ikinci kitap ise Martı. Martı bir solukta okuyabileceğiniz yer yer resimlerden oluşan bir kitap. Bu kitabı çoğunuz zaten görmüşsünüzdür. Kapağından tanıdık. Belki okumuşsunuzdur ama okumadıysanız bence hemen bir şans vermeniz gerekir. Üçüncü kitap Küçük Karabalık ve Samet Beyrengi'nin kitabı. Bu kitabı ben de maalesef bu sene okuyabildim ve Küçük Karabalık kitabı gerçekten böyle çok huzur veren şirin bir kitap. Küçük Karabalığımız ailesiyle birlikte ve akrabalarıyla birlikte yaşadığı o gölden gölün bir ötesi olduğuna inanır. Gölden daha büyük sular da vardır. Yani sınır yoktur Küçük Karabalık için ve Küçük Karabalık gölden akarsuya, akarsudan nehire ve en sonunda da denize ulaşır. Belki de onun ötesinde de bir okyanus vardır. Yani bu kitap Küçük Karabalık sizin sınırsızlık kavramıyla tanışmanızı sağlayacak. Dördüncü kitap. Bu kitabı aslında hepiniz biliyorsunuz. Görmemeniz şu ana kadar imkansız. Şeker Portakalı. Aslında bu kitap bir üçlemenin ilk kitabı. İkinci kitabı Güneşi Uyandıralım ve üçüncü kitabı Deli Fişek. Ama ilki Şeker Portakalı artık herkesin bildiği bu kitabı büyümeden önce okumamız gerekiyor. Şeker Portakalı'nda anlatılan şey aslında bu hayat yarışında her çocuğun aslında aynı noktadan bu yarışa başlamadığı. Ve bu kitabın vaat ettiğine göre siz bu kitabı okuduktan sonra bence eskisinden daha büyük biri gibi düşünmeye başlayacaksınız. Büyümeden önce mutlaka okumanız gereken 5. kitap Pal Sokağı Çocukları. Bu kitapta oyun sahalarını Kızıl Gömlekliler isimli zengin çocuklara kaptırmamak için savaşan ve uğraş veren fakir çocukları görüyoruz. Ve bu bir grup yoksul çocuğun zengin çocuklara karşı verdiği savaşı ve çabayı görüyoruz. Pal Sokağı Çocukları da okumanız gereken 5. kitap. Büyümeden önce okumanız gereken 6. kitap ise bunu da biliyorsunuz tabii ki Çocuk Kalbi kitabı. Çocuk Kalbi kitabında bir çocuğun yaşadıkları ve başına gelen olayları biz bu çocuğun günlüğünden öğreniyoruz. Bu kitapta içerisinde vatan sevgisi, dostluk, paylaşma kavramı, insan olmak kavramı gibi birçok duyguyu da içinde barındırıyor. İtiraf ediyorum, Çocuk Kalbi'ni okumayı denesem de maalesef yarım bıraktım ve sanırım bu kitabı okumak bu yaşımda benim için bir ödev gibi düşünüyorum. Tabii bu okumadığım aramızda kalsın. Siz okuyun. Büyümeden önce mutlaka okumanız gereken 7. kitap ise artık Pegasus yayınlarından biliyoruz bu kitabı. Michael Ende'nin yazmış olduğu Mama isimli kitap. Çok kişiden zaten bu kitabı okuduğunu ve çok beğendiklerini duyuyorum. Gerçekten de bu kitap da büyümeden önce okumanız gereken kitaplardan bir tanesi. Bu kitap Mama isimli bu kitapta dinlemesini bilen Mama isimli bir küçük kızın ve onun zaman hırsızlarına karşı savaşını ve çabasını görüyoruz. Mama da şahsen benim okuma listemde Pegasus'tan bir sonraki indirimde edinmeyi düşünüyorum. Büyümeden önce okumanız gereken 8. kitap Matilda isimli bu kitap. Bir defa kitabın kapağı çok şirin ve gerçekten beni oku diyor kitap kendi kendine. Aslında bu kitabın yazarını siz başka bir kitaptan ve o kitabın sinemaya uyarlanmasından biliyorsunuz. Bildiğiniz evet Charlie'nin Çikolata Fabrikası adlı kitabın yazarı aynı zamanda Matilda'nın yazarı. Matilda isimli bu kitapta şu gördüğümüz kız Matilda 3 yaşında kendi kendini okumayı öğrenir ve öyle ki 4 yaşına bastığında evindeki bütün kütüphanesindeki kitapların hepsini
metnini okumuş olur. Eğer kitap okumayı seviyorsanız ya da kitap okuma alışkanlığı kazanmak istiyorsanız Matilda'yı kesinlikle okumanızı öneririm. Büyümeden önce okumanız gereken 9. kitap ise Nazım Hikmet'in yazmış olduğu Sevdalı Bulut adlı kitap. Kitap aslında iyiliğe, güzelliğe dair bir masal. Aslında bu çoğu ülkede birçok dile çevrilmiş olmasına rağmen ülkemizde maalesef pek fazla bilinir bir kitap değil. Yani pek fazla değerini bulamamış bir kitap. Nazım Hikmet bu kitabı aslında senaryo olması amacıyla yazıyor. Ve öyle ki zaten bu kitabın içerisindeki birkaç öykü çoktan çizgi filme aktarılmış durumda. Bu kitapta büyümeden önce mutlaka okumanız gereken kitaplar arasında. Büyümeden önce mutlaka okumanız gereken 10 kitaptan sonuncusu ise Burhan Eren'in yazmış olduğu Yıldız Atlas. Aslında bu kitap çoğu kişi tarafından bilinmiyor. Bu kitap illüstrasyonlardan ve çizimlerden oluşuyor. İçerisinde çocuklar için yazılmış birçok deneme bulunuyor. Bu kitap gerçekten size kendini beğendirmek gibi bir vaatte bulunuyor. Öneriyor ki eğer bu kitabı okuduktan sonra beğenmiyorsanız bu kitabı çöpe atın. Çünkü hayatınızda kötü şeylere yer yok. Olmamalı da deniliyor ve gerçekten çok bence iddialı bir söz. Gerçekten böyle iddialı bir sözde bulunan bir kitabı bence kesinlikle okumak gerekir diye düşünüyorum. Bence hiçbir kitabı çöpe atmamak lazım. Her bir kitabı okuyacak ve hitap edecek bir kesim olduğunu düşünüyorum. Kitapları çöpe atmayalım. Kütüphaneye verelim. Arkadaşlarımıza verelim. Okumak isteyen kişilere verelim. Evet arkadaşlar, bugün size büyümeden önce o çocuk ruhumuzla okumamız gereken 10 kitaptan bahsettim. Siz bu kitaplardan kaçını okudunuz? Kaçını okumayı düşünüyorsunuz? Sizin listenizde de bu kitaplar var mı? Lütfen aşağıya yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Bana zaten soruyordunuz hani 12-15 yaş arasında okumamız gereken kitaplar nedir, bir video çeker misin diye. Liste zaten seçilmiş, oylanmış bir liste. Bugün sizlere büyümeden önce okumanız gereken 10 kitaptan bahsettim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bol bol okumalı günler dilerim. Kendinize iyi bakın. Bye bye.